Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün 6 Mayıs 2020 günlerden çarşamba, saatlerimiz 21.09'u gösteriyor. Yarın 7 Mayıs 2020 günlerden perşembe sevgili yarışseverler. Yeni günde bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansımızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, merak edilen bir konu vardı. Yarışlar ne zaman başlayacak? Türkiye'de at yarışları ne zaman start alacak? Bugün biliyorsunuz Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı bir açıklama yaptı. En yakın zamanda başlayacağız. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti dedi. Ve bir at sahibi arkadaşımı aradım. Arkadaşlar, yarışlar en son ihtimal 17 Mayıs 2020 günü, yani dişi tay deneme ve erkek tay deneme, yani Gazi'den önce en büyük yarış olan erkek tay deneme ve dişi tay deneme koşusu günü, yani 17 Mayıs 2020 pazar günü başlayacağı, İstanbul yarışlarıyla başlayacağı söyledi. Ama bir gün önce Ankara yarışları var. 16 Mayıs 2020 cumartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yani bakanlık adına olan bir koşu olduğu için cumartesi günü de başlayabilir dedi. Ama 16 ya da 17 Mayıs 2020 tarihinde kesin olarak yarışların başlayabileceğini söyledi. Büyük ışık var dedi. Yarışlar ya 16 Mayıs 2020 ya da 17 Mayıs 2020. Yani ya 16 Mayıs 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koşusuyla start alacak Ankara yarışlarıyla, ki muhtemelen Ankara yarışlarıyla da açılış yapılabilir başkentimiz olduğu için, ya da 17 Mayıs 2020 pazar günü erkek tay deneme ve dişi tay deneme yarışlarıyla at yarışları start alabilir. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Gerçekten çok özledik arkadaşlar Türkiye'de at yarışlarını. Bizim taylarımızı çok özledik ve o günde eğer erkek tay deneme ile başlarsa çok güzel yarışlar olacak. Çok klas yarışlar olacak. Atlar zaten, safkanlar hazırlıklarını son sürat sürdürüyorlar. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bilefendi'de toplam personel sayısı 6000 ve 6000 kişi arasında sadece 2 COVID-19 vakası, yani koronavirüs vakası görülmüş. Ama bunlar da herhangi bir kişiye bulaştırma yapmamış. Çünkü Beyefendi sosyal mesafe çok disiplinli şekilde yürüyor. İnsanların birbirine yaklaşılmasına izin verilmiyor. Maske zorunluluğu var. Onun için bu sürecin çok iyi işleyeceğini düşünüyorum. Türkiye'de at yarışları seyircisiz olarak çok rahatlıkla yapılabilir arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Umarım yarışlar en kısa zamanda başlar. 16 Mayıs ya da en geç 17 Mayıs 2020 İstanbul at yarışlarıyla, dişi tay deneme, erkek tay deneme yarışlarıyla start alabilir arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere bilgi olarak duyuruyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, yarın 7 Mayıs 2020 Perşembe günü bir yerde, Amerika'da Gulfstream Park'ta 9 koşuluk program var. Burada 1. ve 2. altılı ganyan analizimiz olacak. İkisini de aynı videoda sizlere vereceğim. Yine normal kuponumu yapacağım. Küçük oynayan arkadaşlarıma yine önerilerim olacak. Küçük oynayan arkadaşlarım burayı bu şekilde geçebilir diye telkinde bulunarak vereceğim. Küçük oynayan arkadaşlarım o şekilde değerlendirebilir arkadaşlar. Yine analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam, ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak abone olmalarını rica edeceğim. Sizler bana destek olduğunuz sürece ben de sizlerin her zaman yanında olacağım sevgili yarışseverler. Abone olmayan arkadaşlarımdan kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler, yani like'lar çok önemli. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda duyarlı olmanızı, videolarımıza şimdiden like atmanızı, beğeni atmanızı rica ediyorum sevgili yarışseverler. Yine videoları izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5-4-3-2-1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir, bir kazanç elde edemiyoruz. Reklamları izlemeniz durumunda gelirimiz oluyor. Bu konuda duyarlı olursanız, reklamları da izlerseniz
dileriz. Hepinize minnettar kalırım. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dileyerek ben 7 Mayıs 2020 Perşembe Gulfstream Park at yarışları, ABD at yarışları analizlerimi sunuyorum. Birinci altılı ganyan analizimi sunacağım. Akabinde de ikinci altılı ganyan analizimi aynı videoda vereceğim arkadaşlar. Altılı ganyan kaya 3 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus maiden yarışı, kısa mesafede hız yarışı olacak. Burada özellikle beğendiğim bir safkan, yine işlerinde özellikle orijini güzel bir safkan, 2 numaralı No Nina bugün Taylor Gaffalone idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı No No Nina isimli safkan benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Businis Sindubai, evet Businis Sindubai isimli safkan Luis Saez idaresinde birinciliğin güçlü adayıdır arkadaşlar. Kuponlarda mutlak suretle yazılması gereken safkandır. Yine 6 numaralı My First Ex-Wife isimli safkan Ayrit Ortiz idaresinde yine kuponlarda bulunması gereken isimdir. Bir isim daha söyleyeceğim. Ondan sonraki ismi büyük oynayan arkadaşlarıma önereceğim. Çünkü işlerini beğendiğim bir isim daha var. 3 numaralı Jimis Las isimli safkan Alberto Burgos idaresinde piste çıkacak. Bugün yine ilk 4 safkan içerisinde bulunmalı. Yani burayı küçük oynayan arkadaşlarım 2-7-6-3 şeklinde değerlendirebilir. Yine geniş oynayan arkadaşlarım yine işlerinde beğenim kazanan 4 numaralı Shell Beach Party Luis Saez dairesinde kuponlara yazabilir. Burada bir safkan çıkacak. 7 numaramı 4 numaramı kestiremiyorum. Çünkü ikisine de Luis Saez binmiş. Muhtemelen 4 numara çıkacak. Çünkü 7 numara daha favori görünüyor. Yine 12 numaralı Silver Nina isimli safkanın da uzun galabında işlerini çok beğendim. Geniş öneri arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Altılgan ikinci aya 2 yaşlı İngilizlerin 900 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus maiden yarışı kısa mesafede hız yarışı olacak. Yine galoplarında çok diri görünen güzel orijiniyle, güzel pedigrisiyle 4 numaralı Gem Thief isimli safkan. Bugün Ayrit Ortiz idaresinde benim birinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 7 numaralı Brella isimli safkan ilk defa koşacak olmasına rağmen zaten safkanların çoğu ilk defa koşuyor. 2 safkan hariç 7 numaralı Brella bugün Jockey Michel idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Taros bugün Taylor Gaffalone idaresinde 3. şanslı ismim ve 11 numaralı Die of the Office isimli safkan Dylan Davis dairesinde kuponlarda bulunması gereken safkandır diyorum. Ve birinci altının üçüncü ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı, aynı zamanda satış koşusu arkadaşlar. Burada da 4 numaralı Mias Bobbytail isimli safkan. Bugün Jockey Gadiel Martinez idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak sevgili yarışseverler. İşlerini beğendiğim bir safkan bugün sürpriz çıkabilir. 4 Mias Bobbytail isimli safkan yine ikinci şanslı isim olarak da yine beğenimi kazanan 1 numara Take Charge Again isimli safkan Dylan Davis dairesinde kuponlarda mutlak suretle bulunmalı sevgili yarışseverler. Yine 3 numaralı Cheech and Sexy isimli safkan Alberto Burgos dairesinde benim 3. şans vereceğim isim olacak bu koşuda. Yine 5 numaralı Stormy Boss isimli safkan da bugün Lionel Reyes dairesinde benim 4. şanslı ismim. Bir küçük oynayan arkadaşlarım burayı 4-1-3-5 şeklinde değerlendirebilir. Ama sürpriz arayan arkadaşlarıma 6 numaralı Miss Mac ve 2 numaralı Varşova isimli safkanı yazabilirler arkadaşlar. Ve 1. altının 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus maiden yarışta devam edecek. Burada da 5 numaralı Garner State Park isimli safkan özellikle son yarışın tekrarlaması durumunda burada etkili olacaktır. Bugün Luis Saez dairesinde güzel koşacağını düşünüyorum. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 12 numaralı Caribbean Kitten isimli safkan Ayrit Ortiz idaresinde yine bu koşuda çok şanslı görünen bir isim. Bu safkan dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 11 numaralı Lady Tafel. Evet, Lady Tuffle Spirit isimli safkan da Lionel Reyes dairesinde benim 3. şanslı ismim olacak. Bu 3 safkan dışına çıkarsa özellikle 6 numara Couple of Nikis ve 12 numaralı
Krebeyan Kitt'in isimli safkanda ait Ort istidaresinde pardon arkadaşlar 12 numarayı vermiştim kusura bakmayın 4 numaralı Formula ve 10 numaralı Viyer isimli safkanları sırasıyla sizlere öneririm. Yine 3 numaralı Good Bit of Business isimli safkanda Good Bit Business isimli safkanda sizlere sürpriz isim olarak öneririm. Yani 5, 12, 11, 6, 4, 10 ve 3 şeklinde de bu koşuyu değerlendirdik. Sevgili yarışçılar, birinci altının 5. ayağı 3 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışı aynı zamanda satış koşusu. Burayı 3 safkanla değerlendireceğim. Son ayağı da Bankobi isimle değerlendireceğim arkadaşlar. Burada özellikle beğenim kazanan bir isim var. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışında 8 numara Bourbon Cranky isimli safkan, evet Cranky isimli safkan ait Ort istidaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numara Lucky Mike isimli safkan da jokeyi Michel idaresinde mutlak suretle ilk 2 safkan içerisinde bulunmalı. Burada bence bu yarışın sigortası da 3 numaralı Cable Channel isimli safkan olacak. Bir English Channel tayıdır 3 numaralı Cable Channel isimli safkan. Bugün jockey MSC Algeramillo idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine risk etmek isteyen arkadaşlarım 8 numara Bourbon Kraniki isimli safkanda tek yazabilirler. Ve Altıgay'ın son ayağına Bankobi isimle gireceğim. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Maiden yarışı Altıgay'ın son ayağında ben bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim özellikle form durumunu beğendiğim 1 numaralı Celtic Brotherhood isimli safkan bugün Louis Saez dairesinde uygun rakiplerinin yanında ben bu yarışı rahat kazanacağını düşünüyorum. Ve yarışları arkadaşlarıma 1. altının son ayağında 1 numara Celtic Brotherhood isimli safkanı Louis Saez dairesinde günün bankosu olarak öneriyorum. Ve 2. altılı ganyan analizime geçeceğim. Biliyorsunuz 2. altılı ganyan programın 4. koşusuyla başlıyordu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı satış koşusuydu. Altılı ganyan en karışık ayaklarından bir tanesi burası. 5 numara Garner State Park isimli safkan 1. şanslı ismimizdi. Yine 12 numara Carbian Kitten isimli safkan Ortiz idaresinde 2. şanslı ismimizdi. Yine 11 numara Lady Tiffelsberg Liner Race idaresinde 3. şanslı ismimiz. 6 numara Couple of Nickies 4 numaralı Formula yine 10 numaralı VR ve son isim olarak da 3 numara Good Bite of Business isimli safkanı öneriyorum arkadaşlar bu koşuya. Ve Altıgan 2. ayağında yine 8 numara Bourbon Kraniki, 5 numaralı Lucky Mike ve 3 numaralı Cable Channel isimli safkanları sırasıyla önermiştim. Ve Altıgan'ın 3. ayağı. Evet, 2. altının 3. ayağı 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışında 1 numaralı Celtic Brotherhood isimli safkanı Louis Saez dairesinde günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve 2. altının 4. ayağına geçiyorum. Çim bir yarışta devam edeceğiz. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışında ben 6 numaralı Fiber Optik isimli safkanı bugün Tyler Gaffalone idaresinde 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine beğenimi kazanan bugün Victor Lebron idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Hairball isimli safkan da bu safkana sıkı ve ilk rakip olur arkadaşlar. Yine 1 numaralı Midnight Mrazel isimli safkan da Mario Fuentes idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine bir safkan daha vereceğim. 7 numaralı Sam Say Su isimli safkan Liana Reyes idaresinde 4. şanslı isim olacak. Küçük oynayan arkadaşlarım böyle 4 safkanla değerlendirebilir. Geniş oynayan arkadaşlarıma beğendiğim bir isim daha var. Özellikle işlerinde beğenim kazanan bir isim var. Bugün jockey Gadiel Martinez dairesinde piste çıkacak. 8 numaralı True Harris isimli safkan. Sürprizci arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı, 2. altının 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı. Burada da 8 numaralı World Evanage isimli safkan, 8 numara World Evanage isimli safkan Edgar Zayas idaresinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Forux isimli safkan Dylan Davis idaresinde 8 numaralı World Evanage isimli safkana sıkı rakip olacaktır. Yine 7 numaralı Memorize
İşlerinde beğenimi kazanan Safkan bugün Mario Fuentes dairesinde 3. şanslı Safkan'ım olacak. Yine 4 numaralı Shell Return isimli Safkan da Christian Torres dairesinde ilk 4 Safkan içerisinde bulunmalı. Yine bunun altını çiziyorum. Geniş önen arkadaşlarıma da 6 numaralı Novitna River isimli Safkan'ı öneriyorum. Yani burayı 8-5-7-4 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yine isteyen arkadaşlarım 6 numaralı Novitna River isimli Safkan'ı yazabilir ve programın son koşusu kapanış yarışı çim yarışla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışı, dişlere mahsus yarış arkadaşlar bu olsa. Arkadaşlar programın başını izlemeyen arkadaşlarım için tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz bir at sahibi arkadaşımla görüştüm. En geç 17 Mayıs 2020 Pazar günü erkek tay deneme ve dişi tay deneme koşularının olduğu gün yarışların %95 başlayacağını söyledi. Ama bir gün önce cumartesi yarışlarında, yani Ankara yarışlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koşusu var. Bakanlık adına düzenlenmiş bir koşu olduğu için ve Ankara'da yapılası bir koşu olduğu için büyük ihtimal 16 Mayıs 2020 cumartesi günü de yarışların başlayabileceğini söyledi. Yani 16-17 Mayıs'ların tarihlerinin ikisinden birinde yarışlar ben kesin gözle bakıyorum başlayacaktır sevgili yarışseverler, aldığım istihbarat doğrultusunda. Arkadaşlar ve Altıgan son ayağında 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışında ya 3 safkan yazacağız ya da geniş önen arkadaşlarıma 2 safkan daha önereceğim. Özellikle beğenimi kazanan bir isim var bugün, Joel Rosario idaresinde piste çıkacak, her zaman söylüyorum Into Mischief diye arkadaşlar. Into Mischief'in tayı bugün yine küçük önen arkadaşlarıma tek olarak önerebileceğim bir isim. 3 numara Bian Contri isimli safkan. Bugün Joel Rosario dairesinde benim birinci şanslı ismim olacak. Yine bu safkana sık rakip olacağını düşündüğüm Augusta Moon. 6 numaralı Augusta Moon isimli safkan da 3 numaralı Bian Contri'nin kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Yine 10 numaralı Mike's Girl bugün ilk 3 safkan içerisinde yazılabilir ama tercih olarak 3 numara BM Country tek de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine çok geniş önlenen arkadaşlarım 4 numaralı Champagne Horizon ve 7 numaralı Sassy Justic isimli safkanı yazabilirler. Yani ya 3 tek ya 3-6-10 ya da 3-6-10-4-7 şeklinde bu koşuyu değerlendirebiliriz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım yine tahminlerimle karşınızda olurum. 16-17 Mayıs yani Türkiye yarışlarıyla karşınızda olurum arkadaşlar. Bu tarihleri belki ilk veren ben oldum ama göreceğiz. O gün yarış başlayacak. İstihbaratımı sağlam yerden aldığıma inanıyorum arkadaşlar. 16 en geç 17 Mayıs erkek tay deneme, dişi tay deneme koşuların olduğu gün yarış başlayacaktır. Bir gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarışlarıyla da Türkiye'de at yarışları start alabilir, Ankara yarışlarıyla. Hepinize ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza destek verin. Gelin kanalımızı 11 bine taşıyalım arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.